Evet dostlarım, merhaba. Evet dostlarım. 23 yıl önce uzaylı Sef bizim dünyamızı ele geçirdi. Onları durdurdum. Onları durdurdum. Ama Sel şirketi fırsatı yakaladı. Bir güç vakumunun içine girerek hızla boyutunu artırdı ve dünyayı ele geçirebilecek etkiyi elde etti. Sel hepimizi şaşırttı. Ne bile şaşırttı. Benim adım Prophet. Ve neyin geldiğini bilen bir ben varım. Sel bizim dünyamız için gerçek tehdit değil. En güçlü uzaylı Alpha Sev hala yaşıyor. Bana gelecekten bir parça gösterdi. Beni neyin götürdüğünü biliyor. İnandığım şey, iyi bir asker olmanın sonuçta tek bir şeye karşılık gelmesi. Tek bir soru var. Neyi feda etmeye hazırsın? Beni unutma. Bana nano giysiyle geldiklerinde olduğum adamı, Lawrence Barnes'ı Prophet olmak, dövüş makinesi olmak için feda ettim. Kendi etim ve kanım beni geride tuttuğunda onu da bir yedek parça gibi değiştirdim. Zaferin bedelleri. Her seferinde biraz daha fazla ödersin. Neyin geldiğini gayet iyi gördüm. Ve bunu durdurmak için yapabileceğim hiçbir şey yoktu. En mükemmel savaş makinesi arızalanırsa, o zaman ne yaparız? Ben ne yaparım? Siz 3 Remastered'a hepiniz hoş geldiniz. Thank you.
kitapları hatırladın mı? Psycho. Lan o giysinler. Sen dilimi yüzdün. Hepimize yaptı bunu. Sen sonuncusun. Her şey o giysiyle ilgili. İnsan ötesi. Tamam. Arkamı kollayın. Dayın, 3 tane çıkacak. Sessiz ol. Bandit, dikkatli artık. Bırak atın, hadi gidelim. Romeo Actual, Romeo 1 konuşuyor. Yakıt tüketme başlatılıyor, tamam. Anlaşıldı Romeo 1. Seni oraya sokmamız lazım, kubbenin içine. Bir savaş başlıyor. Alfa Sef mi? Hayır. Seni Sibirya'da kabloyla vuran adamları hatırlıyor musun? Seni tanrı bilir kaç yıl statüde tutan adamları. Nano giysiyi etimden söküp alan adamları. Sana da aynı şeyi yapacak olanları yani. Sel, bu adamlar. Ah, unut bunu. Uyarın. Nano giysi tahliyesi devam ediyor. Temel olmayan personelin bölgeyi terk etmesi. Bu Nax. Selin güvenlik sistemi. Doğrudan ön kapıdan giriyoruz. Şaşırtma tek şansımız olacak. Kimse bunu deneyecek kadar deli değil. Bunu sessizce yapalım. Beklemede olan QR hareketleri var. Araştırıyorum. Bu biraz kötü oldu. Belki buna ihtiyacım var. Yay mı? Evet. Seni sessiz görünmez bir öldürme makinesi yapıyor. Bu ciddi bir alet. Beğendin mi? Hayır. Ama henüz güzel kısmını duymadın. Karbon lazerler o yayı nano giysisine bağlıyor. Bir gergedanı öldürebilecek kadar kinetik enerjisi var. Değiştirilebilen başlıklarla her türlü hedefe patlayıcı atabilirsin. Ve en güzeli de kaderinli kalırsın. Şimdi beğendin mi? Geliyor. Biraz daha sesleri açmak lazım. Şimdi.
isterim. Romeo 1, Foxtrot 4'e girdik. Yakarak uçurma hazır, tamam. Galiba sıkıntı yok ya. Burası Sel'in sıfır noktası. Burada bin, belki de iki... Peki ya Sev? Çık şuradan dostum. Uzaylılar bitti. Bunu şimdiye kadar anlamış olmalıydım. Hadi Psycho, gidelim. Şu kapıyı aç hadi. Bana yüzünü göster. Benim yolu hep izimden keserek çıkardın. Şimdi bana yüzünü göster. Psycho, hadi gidelim. Seni bulacağım. Lanet olsun, bulacağım seni. Onlar derini yüzerken uyanık oluyorsun. Bir sürü genç çığlık atarak öldü. Kalpleri şoka dayanamadı. Boş ver onu. Hadi. Gidelim. Pekala. Seni koruyacağım. Uzak tarafta yeniden bağlanacağım. Seçtik abi yayınızı. O ne? Kesin kökle. Hepsi bir. Sanırım bir şey yok. Sektörlerinizi izleyin. Biraz daha zorlaştı.
Açık. Orada takılı kaldım, çıkamadım. Oha, bir daha başlatmasın ya. Gizli geçmem lazım galiba. Pekala, seni koruyacağım. Uzak tarafta yeniden bağlantım. Bütün sektörler kaçaklar alandan geçiyor. Kesin bir gümle hepsi bir yolculuk. Maksimum gizlilik. Zevkliymiş bu arada, bayağı bayağı. Bekle, birazdan orada olacağım. Lanet olsun, plan değişti. Bununla baş edebileceğinden emin misin? Siktirin git. Lanet olası bir dalış dizisine ihtiyacım yok. Nano görüş devrede. Ve daha aşağıda bağlantı kuralım, tamam? Anlaşıldı. İlerliyorum.
gelirsin. Psycho, sonraki alana gidiyorum. Psycho? Evet. Anlaştık. Şey diyeceğim, peki bu oyunda şey yok mu? Nano giysi ayarı varmış işte haşta. Pompalın mı var? Onu alalım da. Uzakta olamaz. Gidip onu bulalım. Neredeyse vardım. İçeri girdikten sonra adamlarımla Arvin yapacağız. Şimdi insan mı kullanıyorsun? Beni bilirsin. Her zaman bir takım oyuncusu olmuşumdur. Sen bana yanıt verene kadar hiçbir yere gitmiyorum. Evet. Hatırlıyorum. Birçoğu borç kölesi. Sel enerjimize sahip. Hepsi mi? Faturalarını ödeyemezsin. Ödemek için çalışman gerekir.
Tabii ki asla yetmiyor. İşin güzelliği de burada. Ömür boyu çalışarak öde planında takılıp kalıyorsun. Başka bir seçenek yok. Belki de vardır. Savaşırsın. Bekle. Sen uyurken senin nelerle uğraştığını göstereyim sana. Belki o zaman anlarsın. New York'a hoş geldiniz. Versiyon 2.0. Oha. Ne yaptı bu? Şehrin bir enerji imzası var. Nedenmiş o? Bosser. Uzaylı teknoloji enerjisini kanalize ediyorlar. Küresel güç devresini bu kubbe içindeki tek bir sef makinesinden yürütüyorlar. Bu kadar basit olamaz. Gerçekten öyle dostum. Gücü kes, sel bitsin. Bu kadar basit. Hayır. Alfa sef bana bir öngörü gösterdi. Bunu daha önce de yaşadık. Bir şekilde bir bağlantı olmalı. Prophet, uzaylıların işi bitti. Onları sen bitirdin. Birkaç başıboş ve kimsesiz kaldı. Hayır. Daha fazlası da var. Buralarda bir yerlerde bir ip ucu bulabilirsin. Tek bir ip ucu. Dinle. Sen var olmayan bir süper uzaylıyı avlamakla uğraşırken sel dünyayı ele geçirmek için uğraşıyordu. Sana şimdi ve burada ihtiyacımız var patron. Seni durdurmak için yardımına ihtiyacımız var. Burada senin devriminden daha fazlası oluyor. Bunu gördüm. Sel anlaması mümkün olmayan güçlerle oynuyor. Yaptıkları şey her neyse dünyanın sonunu getirecek. Onları kapatmalıyız. Kesinlikle evet. Harekete geçelim. Son hız başlatılıyor. Anlaşıldı Romeo 1. Çevreyi temizledin. Cehenneme tekrar hoş geldin. Liberty Kubbesi sef tehdidini savuşturmak için tasarlandı. Avantajın var. Sel birimleri yanıtlarını düzenliyorlar. Yaklaşık 30 dakikan olduğunu düşünüyoruz. Vurgulanmış alanlar hala açık. Selin yer etkinliği burada minimal durumda. Ama kuleler hala %100 işlevsel. Dikkatli ol. Bu donanımı eve getir Romeo 1. Bu Claire, New York Bölge Kumandanı. O bir asker değil. Hemen hemen bütün pirincimizi kaybettik ama çok iyi iş çıkarıyor. Şimdi emirlere saygı duyuyor musun? Şey, bilirsin. Bu seferki farklı. Ah siktir. Kimseye söylemeyeceğime dair bana yemin ettirmişti. Sanırım teknik olarak gerçekten sözümü tutuyorum, değil mi? Arkadaşlar ben burada bırakıyorum. Bir sonraki bölüm yine görüşürüz.